Anadolu RTV Mikrofon Sizde ekibi olarak bugün neşeli vatandaşlarımıza Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifasını sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık. Selçuk istifa etti. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi ben eğitim öğretimden bir şey beklentim yok ki. Ne bekleyeyim? Her şey bitti kızım. Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Benim kafam bu işle çalışmıyor. Kendi takdiridir. Yapacak bir şey yok yani. Çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Vallahi bakanların hepsi iyi çalışıyor. Çalışmayan bakan yoktu yani. Yine bakan yardımcısı Mahmut Özergel. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum daha. Bilgim yok ya. Ziya Selçuk istifa etti. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Demek ki gerekli gördü, istifa etti. Çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Vallahi okuyan çocuğum yoktu. Pek de randımanlı da değil gibi görünüyordu yani. Demek ki istifa ettiğine göre bir sıkıntı var. Yerine Mahmut Özer geldi, bakan yardımcısı. Anlamıyorum ki. İyi desem veya kötü desem yani bir anlamı yok. Bildiğim bir kişi değil. İnşallah iyi olur memleket için. Vallahi bir yurt dışında kaldığım için fazla bilgim yok. Hiç ismini duymadınız mı? Milli eğitimi tamam. Bu, okullar için falan. Ama daha fazla bilgi veremem. Şu kandemiden dolayı yani tam bir şeysini bilemiyorduk ama gene de iyiydi yani. Sizce eğitim öğretime katkısı olmuş mudur? Mutlaka olmuştur yani. Kültürlü bir insanın katkısı olmam olur. Ben o şekilde biliyorum yani. Yine bakan yardımcısı Mahmut Özer geldi. Tanıyor musunuz? Vallahi bilmiyorum da yani AK Parti'den kim gelirse gelsin hepsi de birbirinden üstündür. Daha ne diyeyim? CHP'liler gelmesin yeter. Ziya Selçuk istifa etti. Neler düşünüyorsunuz? Ben o pekişelerle olmaz. O işlerin alakam olmaz benim. Çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Normaldi. Normal çalışmaları vardı ama ne? Devletin bir işleridir. Ne yaptığı belli olmaz. Yine bakan yardımcısı Mahmut Özergel. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanımıyorum. Selçuk istifa etti. Neler düşünüyorsunuz? Yani şimdi aslında pek iyi görev yaptığını düşünmüyorum. Benim için pek bir şey fark ettirmedi. Başka da söyleyeceğim bir şey yok yani. Sizce bu sene okullar açılır mı? Açılır ama yine geçen seneki gibi bir açılır, bir kapanır. Düzen tutmaz yani. Yine bakan yardımcısı Mahmut Özergel'i tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Vallahi burada yaşamadığım için pek bir düşüncem yok yani. Burada yaşamıyorum. Nerede yeni geldiniz? Hollanda'dan, yurt dışından. Ziya Selçuk istifa etti. Neler düşünüyorsunuz? Ya bence bir gerekçesi yoktu. Hani kendi çapında nasıl bir gerekçesi var bilmiyorum ama memnunduk yani halimizden. Çocuklarımız olsun, virüs de bayağı bir yardımcı oldu destek konusunda. Hayırlısı diyorum yani, bir şey diyemiyorum pek. Pek eğitimle aram yok sürekli çalıştığım için. Rabbim vatanımızın, milletimizin hakkında hayırlısını versin. Eğitimlerimizin devamını, tamamını bekliyoruz. Bence zaten çok, ülke zaten değişik bir yönetim var ülkede ve bence olmalıydı bu. Çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Hayır, çalışmalarını beğenmiyordum çünkü gerçekten birçok kişi rezil oldu ya. Özellikle bu pandemi sürecinde çok rezil oldu millet. Özellikle öğrenciler çok nasıl diyeyim, zor zamanlar yaşadı. Yani eğitimde gerçekten çok önemsiz şeyler oldu ya. Ben bilmiyorum, çok iyi bir şeyler olmadı. Yine bakan yardımcısı Mahmut Özergel, tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum ama yani bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Teşekkür ederiz. Öyle gerek görmüştür, etmiştir daha. Bunun ne diyeceğiz ki onun hakkında? Çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Yapıyordu elinden geldiği kadar. Daha nasıl olacak yani? Bizim millet ne istiyor? Milli Eğitim Bakanı istifa etti falan, şunu yaptı, ne yani? Diyelim ki adam öyle gerek görmüştür veya bir üst makam onu öyle görmüştür ve istifa etmiştir. Bu normal bir şey. Çıksınlar da yurt dışındaki eğitimleri görsünler. Bizim ilkokul eğitimi vallahi onların ortaokul eğitiminden daha iyi. Çünkü ben çocuk okutuyorum ve görüyorum bildiğim için. Türkiye'nin de kıymetini bilsinler. Vallahi konuyu tam olarak bilmiyorum ama istifa ettiğine göre bir sebebi olması gerekiyor. Ama sonuçta milli yani vatandaşlarımız falan bu konuda ne düşünüyor tam bilmiyorum ama hayırlısı olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Evet. Çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Yani çok güzel çalışıyordu ama biraz sınavlar biraz zorlanıyorduk. Sınavlar biraz zor geliyordu.
Ama Milli Eğitim Bakanı hocamızı çok seviyorduk. Hani çok güzel bir öğretmendi. Ama sınavla ilgili biraz sınavlar zor geliyordu. LGS sınavı, YKS sınavı biraz zor geliyordu. Ama şimdi başka bir öğretmen geldi. Başka bir Milli Eğitim Bakanı geldi. Ama bence inşallah iyi bir işler yöne gidecek. Sınavlar da biraz zor olmayacak. Biraz kolay olacaktır. Yani Allah yardımcımız olsun, ne diyelim. Boş. Niye etti ki? Kim geldi yerine? Mahmut Özer geldi, bakan yardımcısı. Bakan yardımcısı. Ziya Selçuk bence iyiydi. Ne bileyim yani, ben eğitim sistemiyle bir alakam yok da Ziya Selçuk iyiydi yani. Çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Evet. Virüs olmaz yani, bilmiyorum, virüsten dolayı hiç şey yapamadı adam yani. Okullarda ne bileyim o kadar yardım oldu, bir şey oldu, hep yaptı adam. Bence yani, bilmiyorum. Şu anki yeni bakan nasıl olur bilemedim yani. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ha, güzel güzel. LGS çok zordu ya valla. Yani bilemiyorum. Yani bence iyi olmuş. Yani daha iyi birisi, eğitim için daha iyi birisi gelmesi daha iyi olabilir bence. Öyle düşünüyorum. Yine bakan yardımcısı Ziya Mahmut Özer geldi yine. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. İnşallah iyi olur yani sonumuz. Yani şimdi ben bundan sonra üniversite sınavına gireceğim. İnşallah daha mantıklı ve daha kaliteli bir sınav gelir. Yani umuyorum, öyle umuyorum. Evet, sizce okullar açılacak mı bu sene? Bence açılır, artık açılır. Çünkü aşılar tamamlandı. Ben açılır diye düşünüyorum. Vallahi ne bileyim, en doğrusu herhalde. Yani çünkü şey bitti yani, okul falan bitti. Ne diyeyim ki? Çalışmalarını beğeniyor musunuz? Ya iyi yapıyordu, yapmıyor değildi de. Ya bu virüsten sonra kime ne diyeceksin ki? Herkes yani battı ya, bir o değil. Herkes bir yerlerden istifa etti. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı ki. Ha çalışıyor mu çalışıyor, muhanet var. Sizce okullar açılır mı bu sene? Açılsa da geri kapanır kesin. Çünkü virüs geri artıyor. Bu şey oldu ya hani, ortalık açıldıktan sonra. Yani ortalık açıldı diye millet daha çok şey yaptı. Böyle her maske falan şeyini bıraktıkları için. Okullar açılsa bile geri kapanacak. Artık hani okumak da bitti. Kalmadı bir şey yani. Okuyan da ortada, işsiz. Vallahi herhangi bir düşüncem şu an için yok. Bilgim de yoktu daha doğrusu. Devletimiz için olan hayırlısı olsun, ne diyelim. Çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Evet, beğeniyordum. Ama sebebini de bilmediğim için şu anda bir yorum yapamayacağım daha doğrusu. Sizce eğitim öğretimimiz nasıl? Eğitim öğretim bence yani düzenli bir eğitim sistemi bence gelmedi yani. Yani daha çok yani değişken bir yapısı olduğu için yani biraz yani bana göre yorumsuz yani. Yine bakan yardımcısı Mahmut Özer geldi. Tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Bir şey düşünmüyorum vallahi. Başka biri de gelebilir. Yeniden de geçebilir. Bu kadar. Çalışmalarını beğeniyor muydun? Bilmiyorum da hiç çalışmalarını görmedim. Duymadım da. Bilmiyorum. İlgilenmem yani başbakanlarla. İş böyle kendi kendime takılırım. İşime bakarım. Sence eğitimimiz nasıl? Eğitim kötü. Bu koronavirüsün bitmesini isterim. Okulların açılmasını isterim. Hocalarımı özledim gerçekten. Sence bu sene okullar açılır mı? Açılmaz. Gene EBA'dan devam. İyi iş yapıyordun yani. İdare ediyordun. Niye istifa etmiş? Çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Vallahi beğeniyorduk yani. Bir sıkıntımız yoktu Ziya Selçuk'tan. Yerine bakan yardımcısı Mahmut Özer geldi. Tanıyor musunuz? Hayırlısı olsun, tanımıyorum. Tanıyorum dersem şimdi tam olarak tanımıyoruz yani. Zaman gösterecek onu da. Artık yapacak bir şey yok. İstifa etmesi için bir nedeni vardır mutlaka. Hayırlısı olsun yani. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Yani bu ülkenin o kadar yetiştirdiği eğitimli insanlar vardır. O gider, başkası gelir yani. Hiç kimse o koltuğa... O koltukta devamlı oturacak diye bir süre yok değil mi? Onun için vatana millete hayırlı olsun. İnşallah daha iyileri, bu vatana millete daha iyi hizmet edecek birileri gelir yani, ne diyelim. Çalışmalarını beğeniyor muydunuz?
Valla şimdi yurt dışındayım, tam takip edemediğimiz için o konuda bir şey demek istemiyorum. Bilmiyorum şimdi ne kadar, ne derece vatana, millete, eğitime yararlı şeyler yaptı. Tam bir bilgim yok onun için, bir yorumda bulunmak istemiyorum. Bilmiyorum yani, tam o kadar takip etmedim. Onun için açıkçası bir şey söylemek istemiyorum. Yani Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifasını öğrenciler genellikle çok şey yapıyordu, istemiyorlardı Ziya Selçuk'u. O da beklenen oldu ya, yani öyle söyleyeyim. Yani olması gereken oydu öğrenciler açısından. Siz çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Yani pek haberim yoktu ama duyuyorduk sonuçta adını, bir şeyler yapmaya çalışıyordu adam. Beğeniyordum yani Ziya Selçuk'u. Yine bakan yardımcısı Mahmut Özer geldi. Tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Milli Eğitim Bakanı yardımcısı mıydı? Tanımıyorum. Yani o da Ziya Selçuk'un sonuçta yardımcısıydı. O da bir şeyler yapar. Yani. Sizce bu sene okullar açılır mı? Okullar açılır mı? Vallahi vakalar artıyor. Açılacağını pek sanmıyorum ya. Üniversiteler falan açılmaz sanmıyorum. Ama açılırsa da bir daha kapanmaz. Kapatmazlar. Acaba reisen mi istifa etti yoksa kendi isteğiyle mi istifa etti? Yani onun çok kendi isteğiyle mi? Yani kendi isteğiyle istifa etti, sonra söyleyebileceğimiz bir şey yok. Ama eğer ki burası artık ülke biliyorsunuz tek adam rejiminde. Eğer ki Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle görevden alındıysa onun için farklı yorumlarım var ama burada söylemek istemiyorum. Ama bu ülkede bundan sonra bu tip değişiklikler sık sık olur. Çünkü liyakatın olmadığı bir ülkede kimin hangi göreve geldiği ve nasıl gittiği de çok önemli değil artık. Kabile devleti gibi yönetilen bir ülkeyiz artık. Çok da şaşılacak bir şey yok bence. Yerine de gelen bir efendi de işte 3-5 ay, 6 ay söylenenini yaptığı sürece görevde kalır. Böyle bir devlet artık yani, böyle bir işi ehline vermediğimiz için bu tip değişiklikler artık olağan karşılıyoruz. Yani eskiden bir bakanın değişmesi falan haber olurdu. Bayağı ciddi bir haber kanallarında konuşulurdu, sebebi sorgulanırdı. Biliyorsunuz artık bu ülkede Hazine Bakanı kimseye bir şey söylemeden, hiçbir açıklama yapmadan sosyal medyadan istifa etti. Hatta ne olduğunu ne bittiğini kimse bilmedi, bir açıklama yapmadı. Artık şey gibi yani, üniversite çocukları sosyal medyadan hani okula geldim gelmiyorum falan filan muhabbeti var ya, artık ülke öyle. Yani herkes sosyal medyadan göreve geldiğini açıklıyor, sosyal medyadan söyleyerek istifa ediyor. Çok şaşılacak bir durum değil artık ya bu ülkede bu tip şeyler. Bence normal karşı. Yani normal karşıladım, öyle çok şaşırmadım. Yani yerine gelen beyefendiyi de bugün takip ettim. Onu da Twitter'dan takip ettim gene. Galiba İmam Hatip mezunu. Background'u fena bir insana benzemiyor. Ama dediğim gibi hani ne kadar becerikli olup olmadığıyla artık insanlar göreve gelmiyor. Beyefendi bu gelsin diyor, o gitsin diyor. Öyle yönetiliyor. O yüzden şaşılacak bir durum değil yani. Bu durumda hani bu konudaki fikrim de bu. Küçük istifa etti. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi abla ben hiçbir şey anlamam yani haberden falan. Çalışmalarını beğeniyor muydunuz? Ya beğeniyorduk yani. Rasim Başkan daha iyiydi. Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı. Bundan haberim yok. Eğer başkanı soruyorsanız Rasim Başkan daha iyiydi yeni başkanına göre. Rasim Başkan'ın gelmesini ben geri isterim.